Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Talha Şişman. Bugün uluslararası ticaret hakkında sorduğunuz bütün soruları cevaplıyorum sevgili dostlarım. Bununla alakalı zaten önceden bir video çekmiştim. Uluslararası ticaret nedir? İş imkanları nedir? Okuması kolay mı, zor mu? Neler gerekiyor? Bunları anlattığım bir video vardı. Henüz o videoyu izlemediyseniz bence bu videoyu durdurun ve önce o videoya bakın sevgili dostlarım. Bu videoda o videonun altına yazdığınız yorumlardan, sorulardan, Instagram'dan attığınız DM'lerden oluşan soruları cevaplamaya çalıştığım bir video olacak. Bu videoda şunlara değineceğiz sevgili dostlarım. Uluslararası ticaret ve finans, uluslararası ticaret ve lojistik, uluslararası ticaret ve işletmecilik, bunların arasındaki temel farklar ne? Bunların hangisi size daha uygun olabilir? Yabancı dili seçmeli miyiz, seçmemeli miyiz? Türkçe okumanın avantajları ne olabilir? İngilizce okumanın avantajları ne olabilir? Bunları değineceğimiz. Daha sonrasında iş hayatında bizleri neler bekliyor? İş fırsatlarımız neler? Bunları inceleyeceğimiz bir video olacak sevgili dostlarım. Videoya geçmeden önce henüz abone değilseniz lütfen hemen aşağıdaki abone ol butonundan abone olun ve videonun sonunda videoyu beğenirseniz beğen butonuna basın sevgili dostlarım. Hazırsanız haydi başlayalım. Bildiğiniz gibi sevgili dostlarım, dünya hızlı bir şekilde globalleşmeye devam ediyor. Özellikle teknolojinin ve internetin bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesiyle beraber dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir hizmete, herhangi bir bilgiye, herhangi bir işe, sektöre ulaşmamız oldukça kolaylaşıyor. Bence gün geçtikçe yerel markalar artık globale taşınıyor, uluslararası alanlarda iş yapmaya başlıyorlar. Bu da uluslararası ticaret okumayı ve uluslararası ticaret bölümlerinden mezun olmayı daha cazip bir hale getiriyor bence. Çünkü uluslararası ticaret eğitimi almaya başladığınız zaman uluslararası arenalardaki iş yapış biçimlerini öğreniyorsunuz. Bunların hukuki boyutları, finansal boyutları, lojistik boyutları, bunların hepsini kısım kısım öğreniyorsunuz sevgili dostlarım. Ve aslında detaylara nereden inmeye başlıyorsunuz? İlk gelen sorulardan bir tanesi ve en çok sorulan sorulardan bir tanesinin cevabı bu. Uluslararası ticaret, uluslararası ticaret ve işletmecilik, uluslararası ticaret ve lojistik, finans, bunların farkları ne? Bunların farkları burada ortaya çıkıyor sevgili dostlarım. Ben uluslararası ticaret okuyorum. Sadece uluslararası ticaret ama finans derslerim ağırlıklı basıyor. Yani bu şu demek oluyor sevgili dostlarım. Uluslararası ticaretle alakalı pek çok dersi alıyoruz. Yani hepsini alıyoruz. Bütün bölümlerde aynı şekilde ortak dersler var. Ama farklı bölümlerde, yani finansla lojistiğin arasında, birisinde uluslararası ticaret derslerinin yanında finans dersleri de ağırlıklı bir şekilde işlenmekteyken, lojistikte de lojistikle ilgili dersler aynı ağırlıkta işleniyor sevgili dostlarım. Aradaki en temel farklardan birisi bu. Yani bölümü seçerken şunu da hesap etmeniz lazım. Ben şimdi bu bölümü seçiyorum. Gelecekte hangi sektöre daha yakın olabilirim? Hangi sektör benim için daha avantajlı olabilir? Hangi sektör ileride daha açık? Bunları öngörmeliyiz sevgili dostlarım. Finans sektörü de olsun, lojistik sektörü de olsun, çok gelişmiş, hala gelişmekte olan devasa sektörler. Lojistikte şunu söylemeden geçmeyeyim. Ben lojistik dersi de aldım. Lojistik çok önemli bir şey. Yani lojistik dediğimiz zaman dışarıdan herhangi birisine sorduğumuz zaman şu cevabı alabiliriz. Lojistik nedir deriz ve genellikle taşımacılık, bir şeyi bir yerden bir yere taşıma tarzında algılanabilir. Derste de hocamız bize böyle bir soru sormuştu ve bu katiyen yanlış bir şey sevgili dostlarım. Lojistik dediğimiz şey bir materyalin, bir ürünün ilk üretim aşamasından son tüketiciye ulaşıp onun kullandığı aşamaya kadar ki bütün sürecin adı lojistik. Yani gerçekten sadece taşımacılık değil, üretim de bir lojistik faaliyeti. Ondan sonra müşteriye ulaşması, tedarik zinciri, bunun depolanması, stok kontrolleri, bunların hepsi lojistiğin içine giriyor. Ve lojistik e-ticaretin geliştiği her gün daha da gelişiyor, daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Bence lojistik önü çok açık bir sektör sevgili dostlarım. Çünkü yavaş yavaş fiziksel mağazalar önemini yitirdi, değerlerini kaybetmeye başladı ve her şey internetten. İnternetteki en önemli problemlerden birisi ise teslimat süresi. Çünkü artık insanlar sabırsızlanmaya başladı. Teslimat sürelerini en aza indirgeyen şirketler, en kazançlı şirketler olabiliyor. Bu yüzden lojistik asla kapanmayacak bir meslek. İnternet, ticaret, her türlü şey devam ettiği sürece lojistiğin önü bence her türlü açık. Bu yüzden değerlendirebilir mi? Tabii ki de değerlendirebilirsiniz sevgili dostlarım. Eğer böyle bir sektörün içinde yer almak istiyorsanız lojistiği mutlaka araştırmalısınız ve bundan faydalanmalısınız. Bunun yanı sıra finans. Finans dünyası uzun bir süredir dünyanın her zaman göz bebeği. Finansın olmadığı hiçbir iş yok.
Finans gerçekten çok geniş bir sektör ve bu sektörde iş bulma olasılıklarınız da oldukça yüksek. Özellikle de uluslararası arenada, uluslararası ticaret mezunuysanız, uluslararası ticaret dersleriyle alakanız iyi ise, başarılıysanız, uluslararası bir firmada finans departmanlarında çalışabilirsiniz, finans bölümlerinde çalışabilirsiniz. Bunlardan faydalanabilirsiniz sevgili dostlarım. Bir diğer bölümümüz ise uluslararası ticaret ve işletmecilik. Sevgili dostlarım, temelde bu bölümlerin hepsi iktisat başlığı altında toplanıyor ve dallara ayrılıyor. Yani ben açıktan iktisat da okuyordum mesela. Şunu gönül rahatlığıyla size söyleyebilirim ki işletmenin, iktisadın, uluslararası ticaretin, bunun gibi derslerin çok fazla ortak yanı var. Buradaki fark şu: belli başlı alanlarda bu dersler özelleşmeye başlıyor. İşletme bölümü okuyorsanız işletme ile, işletmecilikle alakalı dersleriniz yoğunlaşırken, iktisat okuyorsanız iktisatla, bu işin biraz daha teorik kısmı ile olan dersleriniz yoğunlaşıyor. Uluslararası ticarette de aynı şekilde uluslararası iş yapış biçimlerini, uluslararası anlaşmaları, uluslararası hukuku, uluslararası gümrüklemeye, gümrük vergilerini, muhasebeyi öğreniyorsunuz ve bu bakımdan oldukça avantajlı oluyor bence. Benim şahsi kanaatim böyle sevgili dostlarım. Bu bölümlerin basitçe aralarındaki fark bu. Umarım buraya kadar sizler için anlaşılabilir olmuştur sevgili dostlarım. Bunun yanı sıra sevgili dostlarım, sizlerden en çok gelen sorulardan biri ise, bu bölümü Türkçe okusam, İngilizceyi sonradan öğrensem olur mu? Bu bölümü Türkçe okusam sıkıntı olur mu? Tabii ki olmaz. Tabii ki öğrenebilirsiniz İngilizceyi, sonradan öğrenebilirsiniz. Okul döneminizde öğrenebilirsiniz. Ama İngilizceyi mutlaka öğrenmelisiniz sevgili dostlarım. Özellikle uluslararası alanda iş yapmak istiyorsanız. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle bu bölümü İngilizce okumanızı tavsiye ederim. Çünkü işlediğiniz derslerdeki terimler olsun, öğrendiğiniz bilgiler olsun, İngilizce olursa bunu yarın iş hayatınıza uygulamanız da o denli kolaylaşacaktır. Yani iş İngilizcesini, bölümünüzle alakalı, işinizle alakalı terimleri daha rahat bir şekilde öğrenmiş olacaksınız ve daha akılda kalıcı olacak. Bu yüzden fırsatınız varsa mutlaka İngilizceyi öğrenin. Şöyle de bir soru geliyor: abi benim İngilizcem sıfır, ben bu bölümü İngilizce okumak istiyorum. Sevgili dostlarım, hazırlık sınıfları var. Ben de hazırlık okudum. Yarı dönemde bitirdim ama hazırlığı mutlaka okuyabilirseniz. Zaten hazırlık bunun için var. Size önce İngilizceyi öğretiyorlar. Ondan sonra İngilizce bir şekilde ders işliyorlar. Bu yüzden korkmayın. İngilizce bilmeden de uluslararası ticareti İngilizce okuyabilirsiniz. Önemli olan okuyacağınız okulun hazırlığı var mı yok mu, buna bakmanızınız. Ki benim bildiğim kadarıyla pek çok okulun hazırlık bölümleri var. Bunun için İngilizceyi dert etmeyin. Üzerine gidin. Bunu çözersiniz sevgili dostlarım. Yakın zamanda da zaten İngilizceyi nasıl öğrendim, İngilizceyi öğrenirken kullandığım en etkin teknikleri anlattığım çok güzel bir video yapacağım. Çünkü bununla alakalı sizlerden çok soru alıyorum ve gerçekten bu oldukça önemli. Bazılarımız İngilizceden korkuyor, İngilizce konuşmaktan korkuyor. Ama bunun üstüne gideceğiz ve başaracağız. Şakır şakır İngilizce konuşacağız sevgili dostlarım. Uzun lafın kısası, uluslararası ticaret gerçekten çok geniş kapsamlı bir bölüm. Bunların her birisinden istifade edebilirsiniz. Önemli olan sevgili dostlarım bir plan yapmak ve bu plana sadık kalarak kendimize bir yol haritası çizmek. Çünkü artık üniversite dönemi oldukça önemli bir süreç hepimizin hayatı için. Geçtiğimiz haftalarda paylaştığım Üniversite Yeni Başlayanlara Tavsiyeler adlı videoyu izlemediyseniz onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Keşke bunları üniversiteye başlarken birileri bana söyleseydi dediğim şeylerin hepsi o videoda var sevgili dostlarım. Bu yüzden kesinlikle o videoyu da izlemelisiniz. Kartları yukarıya bırakıyorum. Bunun yanı sıra evet, uluslararası ticaret çok güzel bir bölüm. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir bölüm. Ve gerçekten burada ne kadar çok şey eklerseniz, özellikle öğrencilik döneminde, ileriki kariyerinizde bunların hepsinin meyvesini alırsınız sevgili dostlarım. Umarım sizler için güzel, keyifli ve aklınızdaki soruları giderdiğim bir video olmuştur. Videomuzun sonuna geldik. Yine aklınıza takılan bir şeyler olursa mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butona basmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.